1515-20 arası dönemde Osmanlı tarihinde meydana gelen gelişmeler arasında İstanbul'un fethedilmesi, Sırbistan, Mora, Eflak, Bosna, Hersek, Kilis ve Akkarman'ın ele geçirilmesi sayılabilir. Bu bilgiler Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisinin kesinlikle göstergesi olamaz? Cihat ve gaza siyaseti yapılmıştır. Evet, fetihler yapılmış. Dolayısıyla cihat ve gaza siyaseti izlenmiştir. Doğu Avrupa'da fetihler yapılmış. Sırbistan, Eflak bunların göstergesi. Bizans İmparatorluğu'na son verilmiş, İstanbul fethedilmiş, bunu da söyleyebiliriz. Balkanlarda siyasi birliğin olmamasından yararlanılmış, evet, bu parçalanmışlıktan yararlanarak buraları ele geçirmiş. Anadolu Türk siyasi birliği sağlamaya çalışılmış, yukarıda Anadolu'da yapılan fetihleri görmüyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği. Osmanlı tarihinde 1453-1520 arası dönemde Arnavutluk alınmış, İtalya seferi Otranto ele geçirilmiş, Cem Sultan isyanı bertaraf edilmiş. İspanya'da zulüm gören Yahudiler Osmanlı ülkesine getirilmiş. Şah Kulay ayaklanması bastırılmıştır. Ayrıca Çaldıran Muharebesi ile İran Safevi Devleti, Turnada Muharebesi ile Maraş'taki Dulkadiroğulları Beyliği, Mecidabigo ve Koridaniye Muharebeleri ile İslam Mısır ve Suriye'de hüküm süren Memlük Devleti sona erdirmiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz? İş sorunları başarıyla mücadele edilmiş. Şah Kulay ayaklanmasını bastırmış. Doğru. Avrupa toprakları üzerinde siyaset gütmüştür. Bunu da söyleyebiliriz. Otranto seferi, İtalya seferi bunu ortaya koyar. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışmış. Bunu da söyleyebiliriz. Anadolu'da Çaldıran Muharebesi ile Turnadağ Muharebesi ile Dulkadiroğulları'na son vermiş. Orta Doğu hakimiyeti yolunda önemli adımlar atmış. Mısır ve Suriye dolaylarında hüküm sürmüş. Dış devletlere karşı savunma savaşlarına ağırlık vermiştir. Tam tersine taarruz gerçekleştirmiş. Cevabımız E. Osmanlı tarihinde 15. yüzyıl ortalarından 16. yüzyıl başlarına kadar olan dönemde Venedik ile uzun süren mücadele, Akkoyunlarla Otlukbeli Savaşı, Karamanoğlu Beyliğine son verilip Kırım fethedilmiş. Osmanlıların bu faaliyetlerine bakarak Osmanlı Devleti hakkında hangisi söylenebilir? Yahudilerle savaşılmış, yukarıda bunun göstergesi yok. İsyanları bastırmakta zorlanmıştır, yukarıda bununla alakalı bir bilgi verilmemiş. Orta Asya'da hakimiyet kurmaya çalışılmış, yukarıda Orta Asya'da bir fetih alanı yok. Kızıldeniz'de egemenlik sağlanmaya çalışmış, bunu da söyleyemeyiz. Müslüman ve gayrimüslim güçlerle mücadele edilmiş. Müslüman olan Karamanoğulları, Hristiyan olan, gayrimüslim olan Venediklerle savaş yapılması bunun göstergesidir. Doğru cevabımız E seçeneği. Fatih Sultan Mehmet'in bazı fetih güzergahlarıyla aldığı yerlerin ok işaretleriyle gösterildi. Bu haritaya bakarak Fatih hakkında yargılardan hangilerine varılabilir? Deniz aşırı seferler yapmış. Evet, baktığımızda deniz aşırı seferler yapmış. Kırım'a gitmiş. İtalya'ya sefer var. Bu söylenebilir. Karadeniz havzasında fetihler yapmış. Evet, baktığımızda Amasra, Sinop ve Trabzon'un alındığı gözüküyor. Bunu söylenebilir. Asya ve Avrupa'nın siyasi birliğini sağlamıştır. Bunu söyleyemeyiz. Asya ve Avrupa'yı tek bir çatı altında topladığı haritada gözükmüyor zaten. Doğru cevabımız B seçeneği. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki askeri faaliyetleri gösteren bu tarih şeridinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 14. yüzyıl hareketli geçmiştir. Bu yukarıda 1450 yıllar 15. yüzyıl ifade eder. Batı Avrupa'nın fethi tamamlanmıştır. Yukarıdan bunu çıkarmamız mümkün değil. Anadolu tümüyle hakim olmuş. Yukarıdan bunu da söyleyemeyiz. Bazı beylikler almış ama tümüyle aldığı söylenemez. Orta Asya'ya dönük askeri hareket yapılmıştır. Yukarıda Orta Asya'ya yönelik bir hareket yok. Siyasi yönlü faaliyetler yapmıştır. Evet, baktığımızda fetih hareketlerini görüyoruz. Fatih'in bunların da siyasi yönlü olduğu söylenir. Giderek genişleyen Osmanlı Devleti İstanbul, Mora, Trabzon, Mısır gibi önemli yerler ile Kırım ve Ege adalarını fethetmiştir. Bu faaliyetlerle amaçlardan hangileri ilişki kurabilir? Ticareti geliştirmek. Evet, baktığımızda Fatih Sultan Mehmet'in ve fethettiği yerler önemli ticaret limanlarının bulunduğu yerler. İpek yolu üzerinde etkinlik kurmak, yine bunu söyleyebiliriz. Baharat yolu ticaretinden pay almak, Mısır'ı fethederek de bunu amaçlamıştır. Doğru cevabımız E. Osmanlı Devleti ile Venedik arasında Fatih döneminde anlaşmaya göre Venedik İstanbul'da elçi bulundurabilecekti. Osmanlı Devleti'nin bu uygulamasının amaçlardan hangilerine yönelik olduğu savunulabilir. Ortodoksların haklarını koruma, elçilik bulundurmayla bunu söyleyemeyiz. Diplomatik ilişkileri kolaylaştırma, evet, İstanbul'da Venediklerin elçilik bulundurmasına izin verilmesi diplomatik ilişkileri kolaylaştırır. Kapitülasyonları sürekli hale getirme, yukarıdaki duruma bakarak bunu da söyleyemeyiz. Doğru cevabımız B seçeneği. Osmanlı Devleti kuruluş ve yükseliş süreçlerinde Karesi oğulları, Aydın oğulları, Germiyan oğulları, Menteşe oğulları, Hamit oğulları, Saruhan Karaman oğulları, Dulkadir birlikleri ele geçirmiştir. Bu faaliyetleri gerçekleştirirken bazen sefer yaparak toprak ele geçirmiş, bazen ise çeyiz ve miras şeklinde toprak alarak kazanım sağlamıştır. Yalnız bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş süreçlerinde takip ettiği siyaset hakkında hangisi kesinlikle söylenebilir? Gayrimüslim devletlerle savaşmış, yukarıda gayrimüslim bir devlet verilmemiş.
Türk beylerin topraklarını hep zorla almıştır. Zorla almamış. Kimisine çeyiz ve mirasla dalmış. Orta Doğu'daki birçok imparatorlukları yıkmış. Yukarıda bundan bahsedilmiyor. Balkan seferleri başlatmak için hazırlık yapılmış. Bu da yok. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için çeşitli yöntemler kullanmış. Kimi zaman savaşmış, kimi zaman barış yolunu izlemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda yaptığı aşağıdaki uygulamalardan hangisinin öncelikli amacının yerli halkın tepkisini önlemeye yönelik olduğu söylenebilir? Fetih politikasını sürdürmesi yerli halkın tepkisini önlemeye yönelik değildir. Romeli Beylerbeyliği'nin kurulması idari işleri kolaylaştırma, Türkmenler de Balkanlar diskalifle burada kalıcı olmayı ifade eder. Tarımsal üretimi denetim altında tutulması değildir. Gayrimüslimler inançlarına serbestlik tanınması, fethedilen bölgelerde yerli halkın tepkisini önlemeye yöneliktir. Doğru cevabımız E seçeneği. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu sıralarda Memlük Devleti'nin hem Abbas halifesini himaye etmekte hem de Mekke, Medine, Mısır, Suriye, Filistin bölgede hakimiyet sürmekteydi. Buna göre aşağıdakiler hangisi söylenemez? Memlükler iki ayrı kıta üzerinde hüküm sürmüştür. Doğru. Memlükler İslam dünyasında önemli bir yere sahip olmuşlardır. Mekke, Medine'yi koruyorlar. Abbas halifesini himaye ediyor. Bu da doğru. Orta Doğu üzerinde Memlüklerin hakimiyet alanları yer almış. Doğru bir bilgi. Çeşitli coğrafyalarda Müslümanların siyasi egemenlik bölgeleri bulunmuştur. Doğru. Yukarıda bu egemenlik alanları belirtilmiş. İslam dünyasının liderliği ilgili olanların hepsi Türkler tarafından kullanılmıştır. Yukarıdan böyle bir çıkarımda bulunmamız mümkün değildir. Osmanlı Devleti'nin yükseliş sürecinde 2. Beyazıt döneminde İran Safevi Devleti kurulmuş. Sünniliği benimseyen Osmanlılara komşu olan bu devlet Osmanlı Devleti'nin ile sınır anlaşmazlıklarına düşmüş. Doğu Anadolu'nun güvenliğini tehdit etmiş. Osmanlı ülkesinde Şii propagandası yapmış. Halifeliği eline alan Osmanlılara üstün gelmek istemiş. Sonuçta Osmanlı Devleti ile uzun süre mücadele etmiştir. Bu bilgiden yola çıkarak Osmanlı Safevi mücadelesi için aşağıdaki hangisine bağlanamaz? Siyasi anlaşmazlıklara bağlanır. Mezhepsel farklılık, biri Şii, biri Sünni. Anadolu'ya hakim olma amacına bağlanır. Türk İslam aleminin lideri olma yine iki devlet arasındaki mücadelelerin nedenlerindendir. Ancak din farkına her ikisi de Müslüman. Dolayısıyla din farkına bağlanacak bir durum söz konusu değil.